geldiniz. Bugün sizlerle birlikte küçük bir deney yapacağız arkadaşlar. Bu deneyin malzemelerini evinizde bulabilirsiniz. Burada 4 tane malzememiz var. Sütümüz var. Bulaşık deterjanı. Kulak çöpleri. Bir de sulu boyalar var. Yapmaya başlayalım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bu renklerin ayrıları var. Hani merak burada etmeyin. Burada sarı renk var. Burada mavi, burada da pembe renk var. Şimdi yapmaya başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar bu kadar süt yeterli. Şimdi kardeşim biraz koysun. Bence bu kadar yeter. Seninki. Arkadaşlar biz şimdi kabımıza sütümüzü döktük. Şimdi de renklerimizi dökeceğiz arkadaşlar. İlk önce sarı dökeceğim arkadaşlar ben. Ablam döksün, sonra ben de dökeyim. Biraz daha alayım. Sence çok olmadı mı? Az daha boşaltalım buraya. Tamam, şimdi sen... Bir dakika. Şimdi orayı sen dök. Arkadaşlar ben de şimdi mavi bir rengimi koyacağım. Buraya koyuyorum. Arkadaşlar bu sence çok az olmuş. Bu kadar yeter. Koyulmuyor. Arkadaşlar alamıyorum. Bunu buraya. Şimdi sen dök. Yapamadım. Yeter bu kadar. Benimki biraz açık oldu. Biraz daha seninki galiba dağılıyor. O yüzden açık oldu. Şimdi de kırmızı, ay pembe rengimizi koyacağım. Bu da bunların içine gir. Arkadaşlar biz şimdi bulaşık deterjanının içine kulak çöplerimizi batırıyoruz. Biz boyalarımızı içine batırırken de siz de yakından izleyeceksiniz arkadaşlar. Yakından geçirelim arkadaşlar. Öyle görün siz de. Arkadaşlar gördüğünüz gibi çok güzel oldu. Şimdi de diğer rengimize geçeceğim. Ben bunu elimde tutacağım. Ya da ben de koyayım. Bu da başka renk arkadaşlar. Bu da mavi renk. Mavi gitti. Şimdi de son olarak kırmızı rengin. Ben de mavi. Ben de. Arkadaşlar bence çok güzel. Gördüğünüz gibi çok güzel. Ve eğlenceli bir deney oldu arkadaşlar. Arkadaşlar değdirmediğim halde böyle değişik şeyler oluyor. Gördüğünüz gibi kırmızının içinden mavi ve sarı renkler çıkıyor arkadaşlar. Kendiliğinden de yukarı çıkıyor. Gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar, bir renk oldu bu. Çok güzel oldu. Şuradan sarıya batıralım. Şimdi diğer şeye batıralım. Bana sarı biraz daha lazım. Ben biraz daha şey açık yayın edeceğim. Arkadaşlar ben bir renk daha katacağım. Yine pembe olacak. Benimki de sarı olacak.
Hepsini katayım mı teyze? Kat be. Arkadaşlar mavi kalmışsa ondan bir damla damlatacağım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ben sarı ekledim ve hala renk çıkıyor. Biraz daha batıracağım. Gördüğünüz gibi çok güzel bir renk cümbüş oldu arkadaşlar. Ebru Lisanti gibi oldu. Arkadaşlar biz bu deneyi çok sevdik. Evet. Çok eğlenceli bulduk ve beğendiğimiz için de biraz daha boyadık. Bu seferki de yeşil de var ama mavi ve yeşil, mavi pembe var. Yine ikisi vardı. Aynı renkler var ama sarıyı değiştirdik, yeşil yaptık. Şimdi dökmeye başlayalım arkadaşlar. Ben ilk yeşil dökeceğim. Ben ilk önce yine aynı renkleri. Bununla dökeceğim. Arkadaşlar ben de yeşil rengi dökeceğim. Ben de pembe. Arkadaşlar döküldü burada. Kaldı. Ben bunu tamam yeter bence. Tamam sana. Evet. Yok. Elim kanıyor. Bana değme. Seninki büyük ama benimki küçük. Ben korkuyorum abla, sen de gel. Neyse böyle dökülüyormuş. Birleşti, birleşecek. Ben hemen yapacağım. Mavi. Arkadaşlar benim tabağım büyük olduğu için yeşil biraz az oldu. Evet, gördüğünüz gibi hemen yeşil koyacağım. Oldu, sarıyı da yeşille yapacağım mecburen. Gördüğünüz gibi maviden biraz daha koymak istiyorum. Şurada. Evet. Arkadaşlar bu sefer çok sıvı olmuş. Şimdi ben de başladım. Böyle yapacağım. Bunları biraz böyle yapacağım. Ve bırakıyorum. Gördüğünüz gibi. Biraz daha yapayım. Gördüğünüz gibi yeşil su mavisine dönüştü. Pembe ve şeyden. Arkadaşlar çok maviden. Değişik bir şey oldu. Ben ama biraz daha katacağım. Arkadaşlar renkler birbirine geliyor. Pembeden katayım. Arkadaşlar ben maviyi katacağım. Şöyle. Bu kadar yeter. Arkadaşlar renklerin birbirine girmesi de çok güzel duruyor arkadaşlar. Renklerin alışını görebiliyor musunuz? Çok güzel arkadaşlar. Evet. Ve yeşilden katıyorum. Hepsinden ikinci kez kattım. Benimkiler gördüğünüz gibi çok güzel arkadaşlar. Arkadaşlar içlerinden mavi ve yeşil de çıkıyor kırmızının. Arkadaşlar biz bu deneyi denedik önceden. Başarısız olsaydı zaten size göstermezdik. Biz bir şey daha düşündük. Bu kağıtları bu boyaların üstüne batırıp Ebru ile sanatı yapalım dedik arkadaşlar. Arkadaşlar burada ilk defa biz de deneyeceğiz. Biraz önceki denediğimizi sadece sütün üstünde denemiştik. Bu sefer sütün üstünde deneyim. Burada Ebru ile sanatı gibi bir resim çıkartmak amacımız şimdi. Sizlerle deneyip göreceğiz arkadaşlar. İlk ablam başlasın. Bakalım olacak. Nasıl batıralım? Hiç Ebru Lisanti yapmadık mı biz? Arkadaşlar şimdi çıkartıyorum. Ama hiç olmadı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi
Benimki fazla hiç olmaz. Belirtmedi. Çünkü arkadaşlar böyle şeffaf şeffaf duruyordu renkler. Fazla belirtiliydi. O yüzden arkadaşlar gördüğünüz gibi bizimki böyle oldu. Bir de diğer tarafını yapacağım böyle. Aynı şekilde. Pek fazla bir şey olmuyor. Çünkü daha çok Lisanta'nın boyaları lazımdı. Bizimki bir de küçük olduğu için yapamadık. Evet. Bir de bunlar sulu boya. İçinde deterjan var, süt var. Olmadı. Arkadaşlar belki de kardeşim dediği gibi süt ve deterjandan yaptığımız için olmamış. O da olabilir. Ondan aslında onun özel bir suyu var. Ve özel boyaları var. Onları damlatıp yapıyorlar. Belki bunlar olmasaydı olacaktı. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi böyle bir güzel deney yaptık. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.